Brezilya'ya gidelim çünkü Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço büyüyor. Yaşanan felaket sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e, kaybolanların sayısı ise 128'e yükseldi. Rio'nun ikonik İsa heykeline yansıtılan ve yardım anlamına gelen SOS yazısıyla Brezilyalılar dünyaya yardım çağrısında bulundu. Rio de Janeiro'daki İsa heykeli Brezilyalıların yardım çığlığını tüm dünyaya yansıttı. Brezilyalılar günlerdir mücadele ettikleri sel felaketini yaşarken dünyadan bu şekilde yardım istedi. İsa heykelinin göğsüne acil yardım anlamına gelen SOS yazısını yansıttı. Brezilya geçtiğimiz hafta başlayan aşırı yağışların oluşturduğu sel felaketleriyle mücadelesini sürdürüyor. Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde yollar su altında kalırken eyaletteki can kayıpları her geçen gün artıyor. Aşırı yağışlar nedeniyle yükselen sular evlerin çatılarına kadar ulaştı. Onlarca kişi farklı noktalarda mahsur kaldı. Şehri tepeden gösteren görüntülerde binaların suya gömüldüğü gerçeği de ortaya çıktı. Görüntülerde sular altında kalmış evlerin çatısına sığınan bir at da dikkat çekti. Eyalete bağlı sivil savunmadan yapılan açıklamada sellerin ülke tarihinin en büyük iklim felaketlerinden biri olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca 1,5 milyon kişinin felaketten olumsuz etkilendiği ifade edildi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ülkedeki iklim trajedisinin dünya için bir uyarı olduğunu dile getirdi ve gezegenin güvenliği için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. Evleri su altında kalan Brezilyalılar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Barınaklarda dahi yer bulamayanlar ulaşabildikleri en tepe noktalara çıkarak kendilerini korumaya çalışıyor. Korkuyorum ama ne yapabilirim? Barınakların hepsi dolu. Yer kalmadı. En azından burası yüksek. Su buraya gelmiyor. Tehlike yok. Sorun sadece fırtına, rüzgar ve yağmur. Ama burada kalmamız lazım. Başka yer yok.